İlk karşılaşmayı geride bıraktık. Denizli Spor'a karşı 3-1 yenilgiyle ilk haftamızı geride bıraktık. Böyle bir sonuç bekliyor muyduk? Denizli mi çok iyi, Bandırma Spor mu gününde değildi? Vallahi seyrettiğim kadarıyla böyle bir sonuç kimse beklemiyordu. Ben dahil kimse beklemiyordum. En azından bir beraberlik hesabımız da vardı. Hatta galibiyeti düşürerek Denizli deplasmanına çıktık. Ama olmadıkça olmuyor. Kötü bir sonuçta ayrıldık. Yani hayal kırıklığı içerisindeyiz. Ama bu en kısa zamanda düzelecek. Bandırma Spor gerçek gücüne kavuşacaktır diyor sevgili Zeki. Evet hocam, siz Denizli'deki Bandırma Spor kadrosunu nasıl buldunuz? Bloklar halinde bir yorum alalım. Beklenen bir kadroydu. Defansta bakayım notlarıma. Defansta kaleci Ali ile başladı hocamız. Ömer, Bürünler, Özgür, Serkan. Beklenen bir savunmayla başladı dörtlü. Ortada üçlüde Daniel Costa, Furkan ve yine Brezilyalı bir arkadaş üçgeni oluşturdu. Bu üçgen beni şaşırttı. Furkan bana göre yine kanat oyuncusuydu. Daniel Costa ve Furkan ofansif yönü zengin olmasına karşı defansif yönde zayıf kaldılar. Dolayısıyla bu anlayışta orta sahayı Denizlispor'a kaptırmamıza neden oldu. Yani orta üçlüde biraz şaşırmadım desem yalan söylemiş olurum. Sağ tarafta Yiğit'i beklemiyordum. Son transferimiz özellikle Feridun çok canavar gibi çocuk. Çok formdaydı. Daha girer girmez de kendisini gösterdi. Beraberlik sayısını kaydetti. Yiğit benim için sürprizdi. Tabii sol açık Alex de top alamadığı için etkisiz görüntü. Çok beğendiğimiz Makupo bile orta sahadan etkili toplar alamadığından sağdan silindi gitti. Yani şaşırmış durumdayız, hayal kırıklığı içindeyiz. Ama bu böyle ilerlemek gidecek anlamına gelmiyor sevgili Zeki. Evet hocam, Denizli karşılaşmasında kulübeye bakacak olursak değişiklikleri nasıl buldunuz? Değişiklikler gol yene kadar hocamız kafasındaki kadroyu bozmadı. Ne zaman ki sürpriz bir gol gördük kalemizde. İlk yarı zaten Rolandi de gitti. Hatta daha da diyebilirim, biz daha çok fırsat yakaladık. Denizli Spor kalemize maç boyunca 5 defa geldi, 3'ü gol oldu. İnsanı üzen taraf bu. Biz daha çok gittik ama yaptığımız ataklar çalışılmış ataklar değildi. Tamamen bireysel yeteneklere dayalı ataklardı. Denizli Spor'da umarım yani aldığı galibiyetin şaşkınlığı içerisindedir. 63. dakikadan sonra baktı ki Furkan'la olmuyor. Furkan'la bir kere zaten Daniel Costa incecik futbolcular. Rakibe basmayan, top ayağına gelince oynayan çocuklar. Bu sefer orta saha çöktü. Orta saha tek Brezilya'nın üzerine kaldı. Orta sahada Denizli Spor cirit atmaya başladı. Hoca golü yedikten sonra hemen akılcı bir değişiklikle sahada olmayan 63 dakika seyrettiği kenarda çizgiye yapışık duran Yiğit'i aldı. Yerine Feridun'u koydu. Feridun'la birlikte bir canlılık geldi hücum gücümüze. Feridun'la beraberliği de yakaladık. Hatta galibi hesapları yapmaya başladık ama olmadı. Bunun dışında baktı ki orta saha ofansif yönden güçlü olmasına rağmen defansif yönden zayıf. David aldı. Müthiş bir denge getirdi David. David'in girmesiyle, Feridun'un girmesiyle maç dengeye geldi. Fakat bu sefer de top futbolun şansı Denizli Spor'a güldü. 5 defa geldiler dediğim gibi. 3'ü maalesef kalemizde gol olarak gördüler. Şanssızdık ama Yiğit ve Furkan da başlamamız beni oldukça şaşırttı sevgili Zeki. Evet hocam, diyorsunuz ki biz oynadık, Denizli kazandı. O zaman Denizli nasıl bir takım hocam? Denizli abartısız basından takip ediyorum. Son 15 günde toparlanmış. Doğru dürüst hazırlık maçı yapmamış. Hocasını bir hafta önce bulmuş. Amatör ruhlu bir takım. İnceledim. Onlar da bizim gibi aşağı yukarı ilk 11'de 8 tane adamı yeni oynattılar. Eski takımdan sadece 2-3 futbolcu yer almış ilk 11'de. Yani şartlar eşitti. Seyirci baskısı yoktu. Denizli çok rahat bir stat, çok rahat bir deplasman. Yani bu takımı bizim rahat yememiz gerekirdi. Denizli'nin galibiyet olarak %5 şansı vardı. O şansı da iyi değerlendirdi. Yani sonuca şaşırmış durumdayım. Bandırma Spor hazırlık maçını oynadığının yarısını oynasaydı Denizli orada yener gelirdi. Evet hocam, bu da nazar boncuğumuz olsun. Şanssızlık diyelim. O zaman dönelim önümüzdeki haftaya bakalım. Bandırma Spor bundan sonra ne yapmalı? Bundan sonra Bandırma Spor tabii ki Denizli'den erken bir ders almış olarak bir takım düzenlemelere gidecektir İsmail Hoca. Öyle tahmin ediyorum.
özellikle formsuz futbolcuları kenara alıp şans vermediği, örneğin Atabey'i bekliyordum. Atabey çok Hacettepe'den aldığımız, çok klas, çok bitirici vuruşlara, pozisyon zekasına sahip bir futbolcu. Atabey, Feridun, cezası tamamlanan bir Doğan, David, Bandırmaspor'a güç katacaktır. Bir takım operasyonlar yapacaktır. En azından Denizli maçının kadrosundan 3-4 oyuncunun Gaziantep Büyükşehir maçında değişeceğini umuyorum. Bandırmaspor Gaziantep maçına bambaşka bir ruhla, bambaşka bir hırsla çıkacaktır. Bu kesinlikle Denizli mağlubiyeti sporseverleri yanıltmasın diyorum. Evet hocam, dediğiniz gibi biz Denizli maçını unutalım, önümüze bakalım. Haftaya İzmir'deyiz. İzmir'de Antep'le oynayacağız. Bandırmaspor ne yapmalı? Bandırmaspor normal futbolunu oynasın. Bunu Antep'in düşünmesi lazım. Antep çok güçlü transferler yaptı. Fakat takım olabildi mi? Esas soru burada. Gerçekten çok para harcadı Antep. Fakat her zaman para harcayan kazanmıyor. Bandırmaspor Bursa hazırlık maçında, Akhisar hazırlık maçında oynadığı futbolu tekrarlasın. Doğru kadroyu, doğru yorumla sahaya sürsün. Antep'e sürpriz yapabilir. Çok iyi bir stat seçildi. Seyircilerin baskısı yok. Tribünler sahadan uzak. Bandırmaspor Deniz'in acısını Antep'ten çıkarabilir. İşte bu dediğin gibi bir nazar boncuğu olacak. Bir daha bu hataların tekrarlanmamasını diliyorum. Ve ben Bandırmaspor'un bu kadrosuna doğru yorumlanması şartıyla sonuna kadar güveniyorum. Şansın Bandırmaspor'un yanında olmasını diliyorum. Evet hocam.